Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Ayrıca korku oyun yayınları için Twitch kanalımı da takip edebilirsiniz. Bugün hız katilleri olarak bilinen ve birlikte suç işleyen iki seri katilin hikayesini konuşacağız. Lauren Herzog ve Wesley Sher Martin 1980'lerde ve 90'larda San Joaquin County'de 72 kadar kişiyi katlettiklerinden şüphelenilen sıkı meth kullanıcıları ve katildiler. Lauren ve Wesley 1984'te başlayan ve 1999'da sona eren 15 yıllık metamfetamin uyuşturucu kaynaklı ölüm çılgınlığının ardından hız ucubesi katilleri olarak adlandırıldı. Lauren Herzog ve Wesley Sher Martin 2001 yılına kadar bu şekilde anılmamıştı. Lauren ve Wesley, Kaliforniya'nın küçük bir çiftçi kasabası olan Linden'da aynı sokakta büyümüş olan çocukluk arkadaşlarıydı. Sher Martin'in babası başarılı bir müteahhitti ve Wesley'e genç yaşından beri her türlü maddi imkanı sağlıyordu. Babası aynı zamanda hırslı bir avcıydı. Genellikle erkek çocuklarını kendi başlarına gidecek yaşa gelene kadar ava ve balık tutmaya götürüyordu. İki çocuk da çocukluk dönemlerinin çoğunu San Joaquin County'nin tepelerini, nehirlerini, kayalarını ve madenlerini keşfederek geçirdiler. Lauren ve Wesley, San Francisco'nun koşuşturmacısından yaklaşık 100 mil uzakta küçük, sakin Kaliforniya kasabası Linden'da büyüdüler. Linden o zamanlar yaklaşık 2000 kişilik bir nüfusa sahipti. Lauren ve Wesley, yerel bir bar olarak Linden Inn'de tanınmış metamfetamin kullanıcıları ve müdavimleriydi. Çocukluk arkadaşlarıyla sık sık kasabada birlikte görülüyorlardı. Lauren ve Wesley lise boyunca ve yetişkinlikte hep en iyi arkadaş olarak kaldılar. İki arkadaşın benzer olumsuz yönleri çoktu. Biri yaptığı zorbalıklarla bilinen, diğeri alkol problemi ve nihayetinde ciddi uyuşturucu sorunlarıyla biliniyordu. Liseden sonra bir süre yakınlardaki Stockton'da bir apartman dairesinde birlikte yaşamaya başladılar. Yasa dışı maddeyle olan ilişkileri burada daha da arttı. Birlikte ruhsal olarak dibe doğru çökmeye başlamışlardı ve karanlık yönleri de artık ortaya çıkıyordu. Onlara kötü davranan herkes potansiyel bir kurbandı ve yıllarca işledikleri cinayetlerden tam anlamıyla kurtulmayı başarmışlardı. Kesin bir bilgi olmasa da polisler Lauren ve Wesley'nin insanları 18 veya 19 yaşlarındayken öldürmeye başladıklarına inanıyorlar. Ancak daha erken yaşta başlamış olmaları da mümkündü. Daha sonra arkadaşların ve yabancıların soğukkanlılıkla öldürülmesinden sorumlu oldukları da ortaya çıktı. Neden öldürdükleri, neye ihtiyaç olduğuna göre belirleniyor gibiydi. Bu cinayetler bazen seks, bazen para ya da sadece birinin canını almanın heyecanı içindi. Kendi kötülüklerinde debeleniyorlar gibiydiler ve zaman zaman yanlarından geçenlerin karşılaşabilecekleri tehlikeyi ima eden tehditkar konuşmaları vardı. Wesley, Stockton'da insanların ortadan kaybolması konusunda ailesine ve arkadaşlarına olumlu yorumlar yaparak adeta kendiyle övünüyordu. Cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı iddia edilen bir kadına saldırdığında başını yere vurarak oraya gömdüğü insanların kalp atışlarını dinlemesini istiyordu. Bunu isteyecek kadar da hasta birisiydi. Kaliforniya'nın en karanlık mevsimlerinden birinin ortasında tarihin en kötü şöhretli seri katillerinin suçlarıyla boğuşulurken 16 yaşındaki Chevy Wheeler isimli genç kız ortadan kayboldu. Yakın zamanda San Joaquin County bölgesindeki birkaç kişi daha iz bırakmadan ortadan kaybolacaktı. San Joaquin ilçesi müfettişleri iki adamı Lauren Herzog ve Wesley Sher Martin'i kendilerine hızlı ucube katiller lakabını kazandıran en az 5 kişinin kaçırılması ve öldürülmesiyle ilişkilendirmesine henüz çok zaman vardı. Wheeler'ın ortadan kaybolması bir 10 yıl daha çözülmeyecekti. 7 Ekim 1985'te Chevy olarak bilinen Chevy Wheeler, Linden'dan sadece 20 dakika uzaklıktaki Stockton, Kaliforniya'daki Franklin Lisesi'nin önünde arabadan inmişti. Annesi okula bıraktıktan sonra aktif bir madde kullanıcısı olduğu için yakındaki ormanda Lauren ve Wesley ile buluşmak için okula girmedi. Daha sonra ortalıktan kayboldu.
Wheeler'ın kayıp olduğu her yere bildirildi ama davası delil yetersizliğinden dolayı rafa kaldırıldı. 13 yıl sonra 13 Kasım 1998'de bir bar sahibinin kızı Cindy Vanderhayden kaybolduğunda Linden Inn Hotel manşetlere çıktı. Vanderhayden, Linden Inn Hotel ve The Old Corner Saloon'da onu eve bırakan bir erkekle görülmüştü. O da Lauren ve Weasley ile met içmek için yakındaki bir mezarlığa gitmiş ve hemen sonra ortadan kaybolmuştu. Davası çözülene kadar 10 yıldan fazla zaman geçecekti. San Joaquin Şerif Departmanı Vanderhayden'ı bulmaya çalışırken Weasley Shermartin'in arabası 1999'da polisin radarına girdi. İçinde kan bulunduktan sonra araştırılmaya başlandı. Bu kan izleri Vanderhayden'dan başkasına ait değildi. Dedektifler daha sonra dikkatlerini Lauren Herzog'a çevirdi. San Joaquin dedektifleri Lauren Herzog'un çoğu videoya kaydedilen 17 saatlik yoğun bir sorgulamaya tabi tuttu. Herzog, Shermartin'i sebepsiz yere birini öldürecek kadar soğukkanlı bir katil olarak tanımlayarak en iyi arkadaşını anında sattı. Dedektiflere Shermartin'in en az 24 cinayetten sorumlu olduğunu söyledi. Shermartin 1994 yılında Utah'ta tatildeyken rastladıkları bir avcıyı vurduğuna dair bir olayda anlattı. Utah polisi bir avcının vurularak öldürüldüğünü doğrulamıştı. Ancak yine de bu olay hala faili meçhul bir cinayet olarak sınıflandırılıyordu. Ayrıca Shermartin'in yolun kenarında park edilmiş ve cansız halde bulunan Henry Howell'ı öldürmekten sorumlu olduğunu da söyledi. Herzog kendisinin ve Shermartin'in Howell'ı otoyolda park etmiş halde gördüklerini ve Shermartin'in durduğunu, av tüfeğini kaptığını ve Howell'ı öldürdüğünü söyledi. Hatta sonra adamın elindeki az miktarda parayı da çalmışlardı. Herzog Shermartin'in 1984'te Howard King ve Paul Raymond'ı öldürdüğünü de söyledi. Olay yerinde kamyonuyla eşleşen lastik izleri bulundu. Shirley Wheeler, Cindy Vanderhayden ve Robin Armtrout'un nasıl kaçırıldığına, saldırıya uğradığına ve öldürüldüğüne dair ayrıntılı bilgiler verirken bu sırada kendisinin sadece cinayeti izlediğini söyledi. Shermartin 1994 yılında Utah'ta Henry Howell adında bir avcıyı ve Robin Armtrout adında 24 yaşındaki bir kadının canına kıymıştı. Ayrıca Shermartin Vanderhayden'ı öldürdüğünde Lauren araçta olduğunu ancak cinayetlere aktif olarak katılmadığını da ekledi. Söylediklerinin hepsi Shermartin'in katil, canavar olduğunu ve kendisinin de onun kurbanlarından birisi olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla kendisine hizmet ediyordu. Neden Shermartin'i durdurmadığı veya polisi aramadığı sorulduğundaysa korktuğunu söyledi. Daha sonra Herzog'un Shermartin'in artık onun için bir tehlike olmayacağını bilerek karısına ve çocuklarına eve dönebilmesi için sorgulamadan sonra gerçekten serbest bırakılmayı beklediğini söyledi. Tabii ki bu gerçekleşmedi. Shermartin 1999'da sorgulaması sırasında söyleyecek çok az şey vardı. Müfettişlere Vanderhayden'ın kaybolduğu gece Herzog'la bir barda tanıştığını, bir şeyler içtiğini, bilardo oynadığını ve Cindy Vanderhayden'la kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi. Aslında onu zar zor fark ettiğini ve eve gitmek için bir saat önce oradan ayrıldığını söyledi. Herzog'un dedektiflere söylediklerinin kasetlerini görene kadar kendisini masum olarak görüyordu. Gazetecilere Lauren'in tüm bu cinayetler hakkında ayrıntılı bilgi verilebilirse bu cinayetlerin işleyenin Lauren olduğunu anlamına gelmesi gerektiğini söylüyordu. Lauren Herzog ve Weasley Shermartin Mart 1999'da birkaç cinayet suçlamasıyla suçlandı. 2001'de Shermartin, Cindy Vanderhayden, Shirley Wheeler ve 1984'te Howard King ve Paul Raymond cinayetlerinden suçlu bulundu. Herzog Vanderhayden, Raymond ve King cinayetlerinden de suçlu bulundu. Yani her ikisi de suçlu bulunmuştu. Weasley Shermartin ölüm cezasına çarptırıldı. St. Quentin Eyalet Hapishanesi'nde ölüm hücresine gönderildi. Lauren Herzog ise 78 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkumiyetleri itiraflarının zorlandığını gösteren bir temyiz başvurusunun kabul edilmesinin ardından 2004'te bozuldu.
Herzog cezasını 14 yıla indiren bir savunma pazarlığı yaptı ve 6 yılını zaten yatmıştı. 2010 yılında Wesley Schoermartin hapishanede ölümü beklerken kız kardeşi Barbara'ya Linden, Kaliforniya yakınlarında terk edilmiş bir kuyuda bazı kalıntıların olduğunu söylediği bir mektup gönderdi. Barbara vakit kaybetmeden bu mektubu yetkililere teslim etti. Bazı kayıp vakalarında kaybolan insanlar bu kuyuda olabilirlerdi. San Joaquin Şerif Departmanı bahsedilen mülkte arama yaptığında mülk sahibi kuyuların bu olaylardan çok önce kapatıldığını söyledi. Haliyle Wesley yalan söylemiş olabilirdi. 17 Ocak 2012'de Lorin Herzog kendi karavanında asılı olarak ölü bulundu. Leonard Padilla isimli bir ödül avcısı, Schoermartin kurbanlarının cesetlerini nereye gömdüklerinin haritalarını çıkarttığı için günün erken saatlerinde Herzog'la konuştuğunu ve onu bir avukat tutması konusunda uyardığını söylemişti. Anlaşılan Herzog tehlikedeydi. Herzog arkasında aileme onları sevdiğimi söyle yazan bir intihar notu bırakmıştı. Lorin Herzog'un otopsisi yapıldı ve raporda vücudunda bulunan çeşitli dövmeler ayrıntılı olarak raporlandı. Bu rapora göre derisinin çoğu kafatasları ve alevler de dahil olmak üzere şeytani çizimlerle kaplıydı. Sol bacağı baştan aşağı boyunca nefret tarafından yapıldı ve yakıtlandırıldı, gerçeklik tarafından dizgillendi sözleri vardı. Sağ ayağındaysa şeytan yaptı yazan bir dövme vardı. Ancak Şubat 2012'de serbest bırakılmasından 2 yıl sonra bir ödül avcısı olan Leonard Padilla, Herzog'a Schoermartin'in polise bir kuyu ve diğer iki kurban yeri hakkında bilgi vermesi için teklifte bulundu. Aynı ödül avcısı Leonard Padilla, Schoermartin'e bilgi için 30 bin dolar vaat etti ve Schoermartin Linden kuyusu sahasında bir harita çizdi. Müfettişler Schoermartin ve Herzog'un kemik bahçesi olarak adlandırdıkları siteyi kazdılar ve çürümüş fetüs de dahil olmak üzere 1000'den fazla insan kalıntısı buldular. FBI, yerel yetkililerin kazıyı kötü idare etmesi üzerine davayı devraldı ve kalıntıları DNA testi için kendi birimlerine gönderdi. 30 Mart 2012'de bir kuyuda bulunan iki kişinin kemiklerini açıkladılar. Sırasıyla 1984'te ve 1985'te kaybolan Kimberly Ann Billy ve John Hobson isimli iki kurbandılar. Schoermartin, bir zamanlar ailesine ait olan bir mülkte Cheville Wheeler ve Cindy Vander Hayden'ın bulunduğu iki mezar yerini daha belirledi. Aynı kazıda Wesley'nin bir itirafı üzerine 1988'de kaybolan Michaela Gerach da aranıyordu. Çünkü Wesley, Lorin öldükten sonra yazdığı bir mektupta Gerach adlı genç kızı kaçıranın Lorin olabileceğini ve onu bir kuyuya gömmüş olabileceğini söyledi. O kuyudan başkalarına ait kemikler çıkmasına rağmen Gerach'ta ait hiçbir şey çıkmadı. Aslında Gerach kaybolduğunda onu kaçıran kişi olarak düşündükleri insanın robot resmi Lorin'le neredeyse aynıydı. Bu benzerlikler kızı kaçıranın Lorin Herzog olabileceği düşüncelerini akıllara getirmişti. Ama bu Lorin değildi. Gerach'ı gerçekten kaçıran isim 2020 yılında ortaya çıktı. 1989'da işlediği suçlardan dolayı hapiste bulunan David Mish isimli suçlu, Gerach'ın son görüldüğü yerlerde parmak izi taramasında tam eşleşmişti. Schoermartin polislere kendisinin ve diğer idam mahkumlarının, kurbanlarının gömüldüğü yerler hakkında sık sık bilgiler veriyordu. FBI birkaç kişiyi araştırdı ve hiçbir şey bulamayınca Schoermartin'in mektuplarını bir ipucu olarak görmeyi de bıraktılar. Aslında ilk başlarda söylediği şeylerin hepsi doğru çıkıyordu. Eyalet senatörü Chetlin Calgiani, Herzog ve Schoermartin'le bağlantılı kişilerin kayıp kişi kayıtlarının dosyasından silinmesini istedi. Daha sonra ulusal kayıp kişiler listesinden çıkarılması için e-posta gönderildiği de ortaya çıktı. 2018'de hızlı ucube katiller davalarının soruşturması yeniden açıldı. O zamandan beri 1000'den fazla insan kalıntısı bulunmuştu ve davanın yanlış ele alınması federal mahkemelere kadar gitti. Polisler hala kalıntıları tespit etmek ve 10 yıllardır cevap bekleyen ailelere bir miktar rahatlama duygusu getirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu iki kişi o kadar teröristlerdiler ki yaşadıkları bölgede arkalarında binlerce insan kalıntısı bıraktılar. Bu kalıntıların hala kimlere ait olduğu bilinmiyor. Şu an çalışmalar videoda da söylediğimiz gibi devam ediyor. O dönem kaybolan insanların belki kimlikleri daha sonra açıklanacaklar.
Ama şu an için hala araştırmalar devam ediyor. İki tane insan nasıl bu kadar fark edilmeden eyleme geçebilir? İşte bu iki manyak bu konuda çok profesyoneldiler. Ama yakalandıkları anda birbirlerini sattılar. Özellikle Lauren Herzog arkadaşını anında satmıştı. Sir Martin ise bugün hala hapishanede. Hapishanede idam cezasını bekliyor. Lauren Herzog videoda söylediğimiz gibi arkadaşını satıp doğru bilgiler verdiği için ve bu cinayetlerden sorumlu olmadığını kanıtlayabildiği için hapishaneden erken yaşta çıkmaya başarmıştı. Tabii o da daha sonra intihar ederek kendi yaşamına son verdi. Konuyla ilgili fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.